tutun kollarım. Tutun ve bırakmayın. Yalnızım dostlarım. Kaç haftadır yani böyle damar falan söylemiyordum. Nasıl güzel geldi, nasıl iyi geldi. Biliyorum siz ekranlarınızın başında bekliyorsunuz. Çünkü her hafta Facebook'tan ve Twitter üstünden sürekli istek geliyor. Damar istiyoruz, damar istiyoruz diye. Bugün de efendim bu şarkıyı benim özel kuaförüm, canım kuaförüm Aytaç için okudum. Ona gönderdim. Bu aralar böyle bir sıkıntılı süreçleri falan var kendisinin. İşte ona gelmiş olsun, burada böyle şöyle izliyor zaten. Yeni ekip arkadaşlarım geldi. Hepsine sizin huzurlarınızda bir kere daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlk zaten programımız başladığında değil mi? Birlikte açmıştık Kubilay'cığım programı. Bu programa birlikte başlamıştık. Ayağımızın tozuyla hep beraber olmuştuk. Bu grupta bekar arkadaşlar var mı Kubilay? Var mı? Herkes mi? Tolga sen bir... Tolga sen ne yiyorsun, ne içiyorsun? Senin hanım seyretmiyor galiba. He, anladım. Arkadaşlar bekar. Gördüğünüz gibi efendim, Türkiye'nin yeni Hüsnü şenlendiricisi. Sigortası var, maaşı var. Araba da var. Ver, ver, ver. Üstü açık. Yemin et. Ver, ver anne, ver, ver. Açık arabası da var. Çocuk yakışıklı da artık sigortası, o su busu da var. Ekstraları da gidiyor. İyi kazanıyor. İşte bekliyoruz telefonları. Biz burada bir taraftan da evlendiriyoruz ya. Ama şaka bir yana bizim orkestradaki arkadaşlarımız var. Her hafta bir talip çıkıyor. Bak seni yönetmenim gösterdi. Piercing'i de var burasında. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Harika bir Ramazan devam ediyor. Gerçekten bu ayı en derinde böyle hissedenlerden biriyim çünkü çok seviyorum, çok huzur doluyorum, huzur buluyorum. Biliyorum ki hepimiz öyleyiz. Sofralarımızın bereketi inşallah eksik olmasın. Misafirlerimiz, gidenlerimiz, gelenlerimiz eksik olmasın. O kalabalığımız bitmesin inşallah. Kalabalık kalabalık sofralarda iftarlar nasip etsin Rabbim diyorum. Çok az da süre kaldı. Allah sabrını bir şekilde veriyor bu mukaddes ayda. Biliyorum yaza denk geldiği için biraz zorlanıyoruz, susuyoruz, sıcaktan bunalıyoruz ama Allah'a şükür ki gündür havalar da çok böyle sıcak değil aşırı. Yağmurlar falan biraz böyle ferahlatıyor bizleri. O yüzden bugün istiyorum ki ekranlarınızın başından yine hiç ayrılmayın. Asla ayrılmayın. Çünkü bugün hakikaten çok eğleneceğiz. Balkan şarkılarına doyacağız, oynayacağız, coşacağız, zıplayacağız yani... Bugün ne oynamak ne oynamak. Yani kaç haftadır bana Twitter ve Facebook'tan yazıyorsunuz oynamıyorsun, oynamıyorsun, oynamıyorsun diye. Bugüne sakladım kendimi, muhafaza ettim. Geçen hafta biliyorsunuz hanımefendiliğimi muhafaza ettim. Bir Hollywood starı ağırladığım için efendim. Gayet hanımefendi çizgimde hiç böyle oynamıyormuş gibi falan böyle programı yaptım. Bu hafta oynayacağım, coşacağım, güleceğim, eğleneceğim. Birbirinden kıymetli 3 tane çok değerli konuğum var. Ama ondan önce bize sormak istediklerinizi, istek şarkılarınızı ya da ne söylemek istiyorsanız konuklarımıza ya da bana Facebook üzerinden ya da Twitter üzerinden Aydan Kaya adresiyle ulaşıp yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. An beyan burada takip ediyorum, okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Selam isteyenler, paylaşmak isteyenler, her ne varsa ne söylemek istiyorsanız, sesinizi nasıl duyurmak istiyorsanız Aydan Kaya adresinden Facebook ve Twitter'dan lütfen bizlere ulaşın. Ama... Yok ben bunları kullanmıyorum sadece telefonum var diyorsanız 0212 900 99 99 numaralı telefondan lütfen bizlere ulaşın. Burada bekliyoruz, sesinizi duymak istiyoruz. Bu arada bu hafta efendim çok kıymetli başkanım, bakanımın abisinin iftar yemeğindeydik. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Davet ettiği için ailesine,
eşleri hanımefendilere sonsuz teşekkürler ediyorum bir kez daha. Muhteşem bir iftar yemeğiydi. Çok keyif aldık, onur duyduk. Çok güzeldi her şey. Bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum onlara. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu mukaddes ayda da böyle kanal olarak, aile olarak bir araya gelip keyifli iftarlar yaptık. Çok da güzel geçti. Şimdi ama konuklarımı davet etmeden önce, geçen hafta biliyorsunuz çok kıymetli bir Hollywood starını ağırladım. Christopher Atkins'i ağırladım ve Erol Büyükburç'u ağırladım. Onların bir neler yaşadığını, neler yaşattığını, o anları bir hatırlayalım istiyorum. OVTR'mizi izleyelim, ondan sonra konuklarımı buraya davet edeceğim. Christopher Atkins geliyor. Christopher. Antakyalım, sevdamızı konuşalım. Antakyalım, Antakyalım, uzun çarşıda. Görevlendirilir. Senin görevin şimdi güzel şarkı söylemek, güzel sunuculuk yapmak ve bunu yaparken bunun hakkını vermek için gereken uğraşı ve heyecanı yaşamak. Hollywood Star dedin, getirdik. Erol Büyükburç dedin, getirdik. Bak ne istiyorsan yapıyoruz seyirci. Lütfen, rica ediyorum yani. Ya yani tamam, fiyanseyi falan anladık da yani. Star Garden. I actually came to believe it or not visit the Dr. Hasan Fendek. Surprise! The people and the places are just remarkable. Eğer gelirsem gelmek için. Well, it's certainly one of the most beautiful, charming, and hospitable countries in the world. Buralara nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, incitir beni. Akşam vakti sardı. Your fiancé? Oh yeah. Hi. You come dance. Bak ne oldu şimdi? Mavi Göl'deki karaktere girmeden önce iki hafta boyunca teknede vakit geçirdiklerini söylemiş. I know it is. It is incredible. I miss it. I miss it. Çok özledim diyor. Every place Türkiye daha önceden yes, geldi iki kere. So evet. The people are so kind, wonderful. Bize yaşattığın bu müzik ziyafeti ve değerler için sana çok teşekkür ederiz. Hani şarkında söylediğin gibi, bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. Gülen gözlerini biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çok önce, naz ediyorsun. Seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Gel seyirci. Ben onu programıma alacak mıyım? Alacak mıyım? Seyirci alacak mıyım? Victoria Secret mankenini niye alayım ya? Kadın yani taş gibi, pardon da. Mutluluğu ararken birden ona rastladım. Canım benim ayırmasın Allah bizi. Efendim, geçen hafta hakikaten çok heyecanlıydı. Ben de çok heyecanlıydım. Elimiz ayağımız titredi ama her şey müthişti. Bu arada ben bu hafta böyle çok renkli bir hafta geçirdim. Çünkü
Çok sevgili hocamız Gani Müjde'nin isteği doğrultusunda bir projede yer aldım. Küçücük böyle konuk oyuncu olarak. Eylül'de yayınlanacak ama onunla ilgili göstermek istiyorum. Çünkü Ümit'cim geldi şimdi stüdyoya. O fotoğrafları getirdi. Bir mutlu oldum, bir sevindim UBA'ya. Çok teşekkür ediyorum. Sete ziyarete geldiklerinde şu fotoğraflarım vardı. Yönetmenimden rica edeyim görsün. Beni ziyarete geldiklerinde bak ne kadar güzel bunlar. Anılar olarak böyle kalıyor. Bir de benim için en önemli hadise budur. Zuhal Olcay konserine gittim bu hafta. En sevdiğim seslerden, en sevdiğim oyunculardan birisi kendisi. Çok sevdiğim hatta öyle söyleyeyim. Sağ olsun Ramizciğim beni davet etti, götürdü, sürpriz yaptı. Burada paylaşmak istedim. Böyle diziden yine küçük görüntülerimiz falan var. Ümit yakalamış, çekmiş sağ olsun. Şöyle bir tane de şunu göstereyim. Ya çok tatlı, çok güzel. Bebeğim Messi. UBA'ya teşekkür ediyoruz. Ve şimdi konuklarımı almaya başlayacağım efendim. Dedim ya çok eğleneceğiz bugün diye. Eğlenceli dakikalar hemen başlasın diyorum. Ve huzurlarınızda Dilek Pehlivan. Hemen şarkımız geliyor değil mi? Sen coşmaya başlıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hadi gelsin bakalım şarkımız. Allah! Doyamadık ama. Tam oynamaya başlamıştık. Birer niye böyle oldu? Birer tanemiş. Ya! Daha ama sonraki daha, saatlere saklayacağız. Bir dakika sen daha potpourri hazırladın değil mi? Evet, bir sürü var. Ha? Şimdi ilk buna başladık. Çünkü doyamadık yani. Evet. Doyamadık. Daha yapacağız. O zaman bir 9-8 falan böyle bir şey alsak da şurada iki şöyle bir şey mi yapsaydık ama diyeceğim birer ama. Birer taneymiş potpourri vardı da sonra ilerleyen saatlerde herhalde. Tamam peki o zaman seni şöyle yanı başıma tamam, doğru şey alıyorum. Çok da güzel maşallah. O üstündekinin anlamını falan da öğrenmek istiyorum bu arada Dilek. Bu ben Arnavut onun, kaftanı. Evet daha önce giymiştim. Evet Arnavut kaftanı. Bu kaftan biraz sanıyorum. Şey modernize olmuş tütü etekle. İçine strap bezle. Modernize mi edildi bu? Yaz olduğu için evet. Yani genelde şalvarla giyiliyor. Öyle gömlekle mi? Gömlekle ama biz böyle strapli de tütü etekli. Ben bu kaftandan yaptık. Giymiştim. Şey demişlerdi bana bu düğünlerde tabii. Kullanılan kaftan kına zannediyorum giyiyor. Değil mi? Kına giyinler, gecelerinde. Evet. Giydik de. Ben de çok seviyorum. Takaları da uyduruyoruz böyle. Otantik. Ay çok şık. Bakayım. Ojeleri de yalnız sarı. Bakar mısın? Ben sarıcıyım. Sarıyı çok seviyorum. Ojeler de sarı. Çok güzel. Her çok şey yakışmış. Kendine papatya gibisin. Seni böyle alıyorum. Efendim. Çok çok tatlı, çok şeker. İki tane daha konuğum geliyor. Çok eğleneceğiz. Oynamak istiyoruz. Bak oynamak istiyorum. Durmak yok yani. Yola devam böyle oynayalım lütfen yani. Tam şurada şöyle yaparken kaldım. O güzel yüzüyle, beyefendiliğiyle, yakışıklılığıyla iki tane kardeş geliyor. Orhan'la Kemal geliyor. Bravo! Bravo! Yıkılsın burası! Ay bayıldım, bayıldım. Zaten bir şey diyeceğim. Yani şu şarkıda oynamayan var mı? Yok. Bak stüdyoya bak, herkes burada. Ya boş boşuna da herhalde 8 milyon tıklanmamış şarkı. Vay maşallah ya, maşallah ya. Buradan öncelikle TV M ekranın başındakilerine ve değerli stüdyodamızdaki böyle değerli arkadaşlarıma. Vay vay. Ekran arkasındaki arkadaşlarıma. Teşekkür ediyorum. İnanmıyorum olsun, ya çok herkesin güzel. Bunu bir daha istiyoruz kutlarım. Ama bu şarkıyı. Tabii ne demek. Ya biraz böyle daha. Şarkılar çok ya. Yeter vallahi bir orkestraya eşlik orkestraya baksana ya. Hepsi maşallah. Sorun yok orada. Çok mu böyle şarkılar? Çok çok. Ya çok, öyle çok. Mi? Mesela bu son şarkımızı şeye verdik. Kibariye Hanım'a verdik. Bir de rahmetli Adnan Şensesi. Kibariye ay albümde. Canım ya. Ki boşum öpüyorum Allah seni bir tanem. Canım benim izliyorsan inşallah izliyorsundur. O yanaklarından öpüyorum. Nasıl bir sessin sen? Bir tane daha istiyorum ben hemen. Canlı alalım o zaman. Canlı alalım hadi. Ne hadi oğlum? Canlı alalım. Si abekayna. Canlı bir aynen. Tane daha istiyorum. Ya, geldi ya. Bana geldi. Geldi bana. Sen si'den ben bağlarım. Oynamayanlar evde kalır inşallah. Evet ya oynasın herkes.
çiçeği olsun. Hadi Klavye. Aman Aytan'dan biraz romanlık var Trajan'ın. Aman bir ecelim var. Aman bir ecelim var. Her kime? Hadi Aydan'ın başına. Takunya'mın tıkırtısı. Abi nedir bu çirkin kaçıların sıkıntısı? Alan var.
vallahi billahi. Kara göz için gene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun bana. Kara göz için gene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun bana. Allah! Allah! Sabahlar olmasın, yıkılsın, evet, stüdyo evet. İnlesin. Burada herkes oynuyor yani. Vallahi inanamazsınız. Kemal sen gel böyle. Ay yerinde durulacak gibi değil diyorsun ya bana. Değil mi? Yani gerçekten ben seni böyle alayım istersen. İki. Böyle mi? Nasıl evet, evet gel böyle gel. Benim yanıma alayım, tamam. Sizi de böyle karşıma ya alayım. Ya birer tane demişlerdi ya. Bir şey söyleyeyim. Dedim ki ortaya bir tane çiçek otursun diye. Sen içeriye çok takılma. Konser gibi olmuş. Aa, gaza geldik gaza. Vallahi. Sürekli yazıp. İçeriden bir şarkı dediler, içeriden böyle dedi. Yok yok, canlı yayında. Bak biz programı şöyle yapıyoruz. Aynen şöyle oluyor. Fazla dinlemeyeceksin her şeyi. 5 ay boyunca burada böyle yaptık bu programı. Doğaçlama yaptık. Hiçbir karta, ona, buna sadık kalmadan yaptık. Çünkü neden böyle yaptık? Çünkü şu an bizi ekranları başında izleyen tüm izleyicilerimiz, annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz, sevdiceklerimiz. İftara yemek hazırlarken tencerenin kapağını kaldırıyor. Oh oh, biraz daha suyundan pilava. Yandan. Vallahi bile. Ya çok şekersiniz. Bayıldım size ya. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ayakta kaldım yalnız, oturamıyorum. Hani devamı gelmiyor mu, oynasaydık falan diye. Diyorsun ya Trakyalılık var mı falan dedin ya bana. Var biraz bence var. Ben isterdim olmasını. Ama yok ama isterdim. Yok. Nerelisiniz? Hiç yok. İstanbul'un yerlisiyim ama isterdim olmasını. Biz yani o çünkü o havayı teneffüs etmeyi, onu koklamayı, ondan sonra yani o insanların o kültürünü çok seviyorum. Bizde dert seviyorum. Sıkıntı yok. Git mesela aynen. Mezarlıklara azdır ölen yani dertten sıkıntıdan ölen yoktu. Ya gerçekten size bayılıyorum ya. Yaralıyorlar diyorlar niye mezarlık efendim, yok acaba? Lan ben para gelsin kanalımıza diyorum. Çok kısa bir reklama gidiyoruz. Ondan sonra güzel şarkılarla, Dilek'le burada olacağız. Aşkın açık saçık her halini. Ah göz ağrım temize çıkardık dayansam. Yoksun ya bana yeter bu şehirde nefes alsam. Ah göz ağrım temize çıkardık dayansam. Yoksun ya bana yeter bu şehirde nefes alsan. Kollarında su gibi geçerdi zaman. Gittiğin günden beni sevme özürlü. Senden sonra diye bir hayat varsa yükümlüyüm. Kolları
Vakitlerde senle görmüşüm, aşkın açık saçık her halini. Ah göz ağrım temize çıkardık dayansan. Yoksun ya bana yeter bu şehirde nefes alsan. Ah göz ağrım temize çıkardık dayansan. Yoksun ya bana yeter bu şehirde nefes alsan. Kollarında su gibi geçer. Dilek'cim senden hemen bir şarkı istiyorum. Vallahi hemen. Gittik. Gittiniz mi? Biz şimdi bak ağlatıyoruz. Birazdan siz hoplatın. Biz hoplatalım. Tamam doğru. Hoplatın. Hadi o zaman göçmen kızı gel. O zaman R. Bağla sen de parçalarız. Sollarda gitmez ya. Gurbet elde sarayım seni.
bir öksüz, ben bir garip. Anayım seni, anayım da gurbet elde sarayım seni. Anayım da gurbet elde sarayım seni. Dilekçim muhteşemdi. Çok güzeldi. Elim titriyor ben bu sorarken. Ben bir göçmen kızı gördüm Çin'e oyunda. Yüreğimizi hoplattın yerinden ya. Gerçekten çok da güzel söyledin. Bu arada olun. Sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde popstar yarışmasında ikinci olmuşsun. Ödenemiştim evet bir zamanlar. Üniversite yıllarındayken. Kaç yıl kaç? 2009 falan yok daha öncesi 2008. Dar mı geldi kız sana? Orada ben üniversite okudum. Radyo sinema televizyon. Eski modelsin de aynı zamanda. Model yok aslında öyle yani şey. Etraftakiler işte fiziğin falan düzgün giyer misin bunu falan öyle öyle başladı yani ciddi anlamda yapmadım modelliği. Gönlünde yatan amuzu o zaman ne müzik. Diye sorsan müzik tabii çünkü ki. Konservatuar mezunusun galiba. Yüksek lisans yapıyorum müzik üzerine. Süper. Lisansım radyo sinema televizyon zaten şu an televizyon programı yapıyorum ben Türkiye'de de. Türkiye'de mi? TV'de. Türkiye'de mi okuyorsun? Buradayım. Ya ben 4 yani yıldır İstanbul'dayım. Yüksek lisansını burada mı evet, yapıyorsun? Evet burada yapıyorum. Harika ya çok güzel. 4 yıldır İstanbul'dayım. Allah muvaffak etsin. Valla ben çok takdir ediyorum amin, ya. Cümle. Bravo. Allah nazardan saklasın. Branşın nedir? Benim lisansım radyo sinema televizyonda yüksek lisansım müzikoloji. Süper. Yani müzik kültürünü araştırıyoruz. Süper, harika. Folklor, müzikoloji, etnomüzikoloji. Süper, yani ben de bu arada ilgili. Sinema televizyon oyunculuk mezunuyum. Evet. Çok güzel, valla harika. Ben de kaldırım mühendisiyim yani. Yani bu kadar. Bu arada Facebook'tan çeşitli efendim izleyicilerimizin notları var. Onları da ileteyim. Mahmut Gürses, hayırlı programlar demiş. Aydancım demiş, kendinize iyi bakın. Ablamın da çok selamı var demiş. Ablamın da çok selamı var. Çok teşekkür ediyorum ablasına da. Sevgilerimi yolluyorum. Cengiz abim yine yazmış. Cengom benim. Yerim senin otantik ağzını burnunu. Bugün de her zamanki gibi çok güzelsin. Seni seyrediyorum canım demiş. Anneciğinin ellerinden öpüyorum Cengiz abicim. Bize lütfen Facebook ve Twitter üzerinden ulaşın. Yorumlarınızı yazın, isteklerinizi yazın. Bugün sizin isteklerinizi de almak istiyorum ben. İstediğiniz şarkılar olursa değil mi? Dilimiz yaparız döndüğünce ne söyleriz fark yani. Etmez. Bak bilek de aslan gibi okuyor yani. Boşnakça, hepsini okuruz vallahi ne istiyorsanız. Yani ne kadar, istiyorsanız. Ne kadar okumasak da Makedonca, İngilizce, Boşnakça, Arnavutça sorun yok yani. Ne ma problem. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Okulumuz olmadı. Sevgili kız kardeşim demiş ki, bana demiş ki ne oynadın ya demiş. Canım ne oldu bir sıkıntı mı var? Kıskandın mı? Oynuyorum var mı? Dertsizim tasasızım oynuyor. Şey gibi yani dertsizim tasasızım dert bende dermansın. 9-8 olunca yani mecburen oynanıyor. Oynanıyor. Tabii canım 9-8'de oynamayan. Ya 9-8 candır ya. Evet.
Değil mi? Türkülerimiz bile yani, türkülerimiz hep 9-8 zaten. Hakikaten yani. Ağır türkülerimiz de 9-8. Tabii canım, aynen öyle. Güzel ya, güzel. Peki 9-8'e devam edebiliyor muyuz? Yok, fark etmez. Sen yok, bana bırak, bak nasıl devam ediyoruz? Nasıl devam ediyoruz? Ben hemen bir ton alayım orkestrada, hemen hallederiz. Ben bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Seninle istersen o ton alırken konuşayım. Ailenizde müzisyen var mı? Alakamız yok. Hepimiz ticaretle uğraşıyoruz. Biraz müzisyen. Şaka. Dur. Ne ticareti? Gel. Kapalı çarşıda. Kuyumculuk yapıyoruz normalde. Ha, cukka sağlam yani. Cukka sağlam. Yok ya. bir de zevkine insanları eğlendiriyoruz. Bak yani. Ne kadar güzel. Ben zevkine eğlendiriyorum. Parasız eğlendiriyorum. Para var çünkü. Para var. Bak aynen şöyle bir şey oldu. Seyirci zengin fakir belli olsun filan gibi bir şey oldu. Hani zevkine yapıyoruz yani. Paramız var, buyumuz var. Oyumuz var, buyumuz var. İnsanları memnun etmiştir. Zaten bak. Dur şurayı bir dur. Çakma takıyoruz ya. Çakma mı takıyoruz? Evet, çakma. Yalan. Garibanlık işte. Kuyumcu yani, dükkanı var, niye çakma takıyorsun? Zevk işte, o da bir zevk oluyor. Peki bir dakika, bir şey söyle. Bana ne hediye getirdiniz? Kuyumcu dükkanı var. Ben de şimdi Bülent Ersoy gibi, hepsi pırlanta bunlar. Bunlar altın ama belli etmiyorum. Hayır, bana ne getirdiniz? Canım benim, sana inşallah şeyde getireceğiz. Hani programımıza konuk aldığın zaman. Programa konuk aldı. Evde 5 çayını ağırlıyorum çünkü ben. Bak. Programa konuk aldığın zaman inşallah getireceğiz. Yalanın külliyen böylesi yani. Alırız, ne olacak canım? Alırız derken yani, dükkana alırız. Verirsin. Veririz, dükkan senin, sıkıntı yok. Tamam. Dükkan o zaman buyurunuz yok. Efendim. Hazırız. Haydi bakalım. Allah Allah. Giyemem ama, basmadan insan giyemem ama. Senin gibi cahile, ben efendim diyemem ama. Ben efendim diyemem ama. Kaldım duman içi dağlarda. Sevgini yarim nerelerde. Kaldım duman içi dağlarda. Kara yazı yazması, Mevlam kara yazı yazması. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yanım nerelerde. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yanım rançlarda. Sürmeysen Osman Aga, sabah olsun çarşıya gider. Sabah olsun çarşıya gider. Sabah arada yanama Osman Aga, yalancısın inanama Osman Aga. Sabah arada yanama Osman Aga, yalancısın inanama Osman Aga. Aman Allah, Çorlu, Lüleburgaz, Kırklareli, Trakya. Müzik
kızın inanamam Osman Aga. Sabahlarda yanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Haydi bakalım beraber. Abim damat oluyor, sıra bana geliyor. Aydan gelin oluyor, sıra bana geliyor. Gel bana güzel kız, kalbimi çalan hırsız. Haydi halaya. Gördüm göreli, divane oldum deli. Seni gördüm göreli, divane oldum deli. Gel bana güzel kız, kalbimi çalan hırsız. Haydi halaya. На край нашей ряганце, я лаю море моминче, на край нашей ряганце, идам, не идам, сега кедо идам. Ай, рубери, так что ж кую! İstiyorum. Benden. Hemen şarkı. Ben de o zaman hemen şarkı istiyorum. Rumeli türküsü. Ya seyirci. Argeli Osman Aga. Seyirci. Yıkılıyor stüdyo. Vallahi durmayın ekranlarınızın başında. Hey, lütfen baba. Kalkın oynayın. Bütün derdi, tasayı, Argeli kederi Osman bir kenara baba, bırakıyoruz bugün. Biraz. Lütfen her şeyi unutuyoruz. Bütün kötüleri, bütün yaşadığımız olumsuzlukları bugün unutuyoruz. Lütfen sizden rica ediyorum. Kalkıyoruz, oynuyoruz hep beraber. Ya şurada iki saat biz de eğlenelim yahu. Hadi bakalım. Haydi. Göz göremedim bu davada. Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de göz
Bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Şöyle, o kol bastı da mı oluyordu? Ben o oyunları karıştırıyorum. Yönetmenim, şöyle bir şey vardı. Bak. Kubilay, Kibilay, Kibilay, Kibilay. Böyle bir şey var. Anne, benden o ayak hareketi çıksaydı sürmeneye gidip folklor ekibine katılmıştım zaten yani. O benden çıkar mı? Bak çıkmıyor. Olmuyor yani. O bir tek hareket eli var. İyi söyle, topuklar olmaz tabii. Düz tabanlı. Sen ne diyorsun bana be ya? Ha? Sen ne diyorsun bak bana? Bana iki kişiyiz ne ya burada? Bana bak be ya, sen ne diyorsun bana? Hani bakma ben abi. Senin altını çarptan ana kayır veririm. Efendim bugün çok eğleniyorum ya. Ben çok mutluyum bugün ya. Vallahi ya senden de güzel slow parçalar dinliyorduk, denemedin. Niye hiç...
Niye söyleyeyim ya? Biz seni dinlemeye geldik ama buraya. Vallahi yok be ya. Evet be. Parayı veriyorsun biliyor musun? Çıktığım be yerde ekstraya geliyorum, veriyorsun orada. Naçizane ücretim mukabilinde. Adam kuyumcu diyor. Niye böyle efektli geliyor sesi? Efektli geliyor. Biz sana reverb verdirdik böyle şey çıksın, dolu dolu şey çıksın böyle diye. Bir şey soracağım bu arada. Ben sormak istediğim bir şey var. Bugün ses tesisatımızda da bir problem var. Ciddi bir problem var. Evet, ses tesisatımızda bugün böyle bir problem yaşadık. Dünden şeyden oldu zannediyorum. Bir para kazanmaya gidelim mi? Sizin gidelim, paranız gidelim var. Fark etmez, fark etmez. Paranız gidelim, çok. Gidelim. Efendim, bir para kazanmaya gidiyoruz. Küçük bir reklam aramız var, ondan sonra buradayız. Teşekkür ediyorum. Orkestrama teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Eyvallah. Bu arada benim çok sevdiğim bir dostum bizi izliyormuş şu anda. Efem Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından eski Erkan Engin bizi izliyormuş. Buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum saygılar, kendisine sevgiler de. İyi seyirler diliyorum. Gerçi oynamayı pek beceremiyorsun demiş. Oynayamıyor muyum ben? Ben oynayamıyor muyum? Ben ezilmeyeyim ben. Ben niye oynayamıyorum? Oynayamıyor muyum ben? Oynuyor vallahi, güzel oynuyorsunuz.
O zaman bir şey söyleyeceğim. Orhancığım, Kemalciğim, sizi böyle alayım. Yenime, ben şarkınız eşliğinde bir kere daha denememi yapmak istiyorum. Tamam. Bu bir deneysel çalışmadır. Seyirci lütfen ciddiye almayınız. Bunda deneme yapabilirsin. Şey, televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayınız. Var mı? Hazır mı? Hazır, hazır. Geliyor. Ben de hazırım. Hazırım. Dur. Hadi ben... halay çekiyorum. Aa, bravo! Eyvallah. Bravo! Alkış kıyamet. Dilekçim, bir tane de senden hemen istiyorum. Sonrasında bağlamalı gidelim. Tamam. Bağlamalı gidelim. 9-8 gidelim. Bundan bağlamalı sonra gidelim. Tabii bağlamalı. Artık bağlamalı ben gidelim. Hadi. Sen türküsü Çalın Davulları'nı okuyacağım. Öyle mi? Hadi bakalım. Tüm Selanik'e gitsin. Zaten benim baba tarafım Selanikli. Bir kere daha istiyoruz. Ne okuyorsun şimdi? Çalın Davulları. Selanik Çalın türküsü. Davulları. Selanik türküsü geliyor efendim. Buradan tüm Türkiye'ye selam olsun ama Selanik'e de ayrı bir selam olsun diyelim o zaman. Haydi bakalım gelsin şarkımız. Helal olsun. Helal olsun. Bütün vatandaşlarımıza. Helal olsun. Dilek, bir şey söyleyebilir miyim sana? Yani zaten sen bu işin eğitimini almışsın ve hani şu anda da hali hazırda almaya devam ediyorsun ama sesin o kadar güzel ki böyle şey gibi geldi. Hani vardır ya böyle eski ağıtlar. Çocuklara tarz böyle ninniler falan. Yok, tarz olarak değil de bu zaten çok güzel olan. Bir tarzı çok güzeldi. Belki böyle bir şey yapmayı ileride de düşünür müsün? Yani senin böyle sesinde bir şey var ve beni çok dokunuyor. Evet. Benim şuramı işledi yani okurken sen. Her şarkında ama bu böyle oldu. O yüzden bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Hani çocuklara falan böyle ya da eski böyle Anadolu ağıtlarımız vardır ya. Benim okuyorum de annem Türkolog mesela. Orta Asya'da falan biliyorsun çok vardır yani böyle eski ağıtlarımız vardır. Törenlerde yapılan işte benim annemden bileyim bir geyik törenleri var. Onlarda falan mesela, yani böyle lafınızı bağlamıyorum. Herkes yani. Bak herkese her şarkı yakışmaz. Ben şimdi o şarkıyı okusam kendime yakıştıramıyorum bilmiyorum yani. Ben de sana yakıştıramam. Ama yakıştıracaksın yani. Vallahi çok net söyledim ama bak. Bak şöyle ben de sana yakıştıramam. Yani sana değil da, mi kanki? Bak sana da mesela dım dım falan. Ya ben, inanılmazsın çünkü ben sen mesela, güleksiz bak, ben ya. Ben bu şarkıları ben yeminle söylesem gülerim. Vallahi billahi. Çok güzel ya. Sesin çok güzel. Yani buradan prodüktörüne, albüm yapımcına sesleniyorum ben. Hakikaten sana böyle bir albüm eski ağıtlar şeyler yani. Yapmalılar. Bu arada Sorfan Kaan Ölmez bir mesaj atmış. Efendim her hafta sizi severek izliyorum. Çok teşekkür ederiz. Aydan abla ve konuğunuz Dilek ablam kaçırmıyorum. Sana da selamlarını yollamış. Çok güzelsiniz bugün de. Hem sen hem Dilek ablam demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Slow istek rica etmiş bizden. Zaten sen söyledin. Üstüne de daha bir şey söylenmez bu şarkının. Şimdi... Hadi senden dinleyelim vallahi. Şimdi... şöyle bir şey yapacağız. Siz bizi oynatacaksınız. Oynatalım, fark etmez. Oynamak istiyoruz. Senin o bordo ceketini de yerim. Bir şey, yani hazır şarkı söylenmiyorken şuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Hiç profesyonel değilsiniz. Ne daha gibi? Yani. Abi ben programın sonlarına doğru bana bir format atmak gerekiyor. Bak Burçin bir ben geldiğinde bunu yaptım. Hazal geldiğinde bak şimdi bunu neden yaptım. Diyor? Profesyonel değilseniz hemen bırakıyorsunuz demek istiyor. Tamam mı? Yani bunu hep yapıyorum. Ama ayıp olmasın. Hani böyle yani yan zart diye bir şey söylüyorum. Öyle ayıp değil. Olmasın yok. Hiç ayıbı yok. Ayıbı mayıbı yok bu işin. Tamam. Arkadaşım lütfen bir sus. Bak masaya vururum. Aslan önce o elbiyeni. Şimdi şöyle demek istedim. Hiç profesyonel değilsiniz. Ama sen baştan ama damardan giriyorsun yani. Lütfen. Sen kafadan girdin oraya. Sen kafadan bozuyorsun sonra düzeltmeye çalışıyorsun. Ya. Şimdi olayı... Evet geç kalmış olabiliriz ama İstanbul trafiği. Valla. Onu da siz söyledin. Acaba dedim ondan mı söyledin? Allah seni kahretmesin. Ben onunla ilgili bir şey söylemeyeyim. Bak vallahi, seyirci görüyorsun kendisi itiraf etti. Geç kalmış olabiliriz. Ama bizi tanıyanlar bizi biliyor zaten. Bilemiyorum ya. O arada kapalı çarşıda para sayıyorlardı. Şimdi şu şekil. Cuma günleri bizim de. Cuma günleri bizim ödevi günlerimiz. Ömer'le Orhan Kemal'le parayı. Ramazan özel programı yapıyoruz. Bütün dinleyicilerimiz zaten biliyor. Son Çiğdem ablam orada bilir. Son 19-8-7 derken ben orada kravatımı Kemal bağlıyorum. O gömleği orkestra zaten her zaman işlere gittiğimiz için ne dalacağımızı biliyorlar onlar. Bir Çiğdem şekilde bir şeye dalacağız. Çiğdem'in bilmediği hiçbir şey yok. Benim de canım. Sizin menajeriniz aynı zamanda zannediyorum. Evet, sevgilerimizi yolluyoruz. Çiğdem'cim canım benim. Hoş geldin tekrar. İlgileniyor. İlgileniyor profesyonel değilsiniz derken şimdi şunu kastettim. Ben lafını bölüyorum. Cuma günü geleceğim mi sen konuk olsun? Arkadaşım sen bir susacağım. Fark etmez.
Yönetmenim ya. Buradan konu kalalım. Seyirci. Sonradan şey olmasın. Aa, konuyu susturamıyorum. Konuşamıyorum. Konuşturmuyor beni. Bır 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 bır. Bu ne? Gelmiyorum ya bu cuma günü falan. Abi. Sus. Valla hafta. Hiç profesyonel hafta. Değilsiniz cuma derken alıyoruz. Şunu kastetmiştim. Buyurun. Dedim ki yani. Evet, arabayı kapıya park etmişsiniz. Ayıp ettiniz çok. Profesyonel değilsiniz konu bu. Yani evet. Geçmişte aslında böyle hani. Atıyorum çocuk yaştan itibaren bir müzik eğitimi almak filan böyle sahneye çıkmak gibi bir şey yok. Ya, ya ticaretle uğraşırken bir anda böyle mi karar verdiniz? Ne oldu bunu bir anlat. Şey profesyonellik Orhan, derken Orhan onu karar ailede etsin. Ailede yok diyor da benim amcalarım olsun dayılarım akordiyon çalıyormuş o zaman. Öyle Makedonya'da mi? Akordiyon çalıyorlarmış. Dedelerimiz olsun şeyler olsun. O, yani şimdiki ork bu lüks. Önceden körüklü bir akordiyon. Onlar o zaman orada işte Makedonca, Arnavutça parçalarla birlikte. Siz kardeş misiniz? Kardeş, öz kardeşiz. Öz kardeşsiniz, maşallah. Yani. Vallahi bravo ya, gerçekten. Peki çocuk yaştan beri... Çok kavga ederiz ama. Çok. Burcun ne? Ben oğlak. Kova. Evli misin? Değiliz. Nişanlıyım ben. Vallahi. Ben nişanlıyım. Ay ne güzel, çiçeği burnunda. Ne zaman yani, düğün inşallah? İnşallah. Parayı ne zaman bulursak o zaman. Seneye değil. Ay buna ağlıyor ya. Bak evsiz düğün olmaz. Sen 3750 düğün olacağı zaman şöyle ben istiyorum ki şöyle bir çırağında yapayım böyle hani güzel bir şey İsim olsun. İsim vermeyelim. Aa İşte, pardon yok bizim çam altında yapalım o zaman. Çam altında büyük yapmak istiyorsun janjanlı. Yani güzel yapalım ya vallahi güzel olsun. Ya, buraya, sizin düğün salonu. Siz Makedonyalısınız Makedonya'daki kültürünüzü hala burada yaşıyor musunuz peki yani o... Kültür, o gelenek, görenekler falan burada devam ediyor mu? Yemekleriniz ya da ne gibi bir gelenekleriniz var? Mesela sizin bayrama has bir şeyiniz var mıdır? Var. Bizim bilmediğimiz. Var. Bizim sizin bilmediğiniz bir şey değil sonuçta. Et hepimizin bildiği de bizleriniz büryan diyoruz. Bayram sabahı yemek yeriz. Yemek yiyoruz bayram sabahı. Büryan bu pilavın üstüne, bu fırına koyuyorlar pilavı. Pilavın üstüne böyle tavuk eti butlarla. Büryan bir de etli yani belki duymuşsunuzdur yani yemeğimiz var. Sütlü açımız var. Sütlü aç diyeyim pardon, kaymeçinemiz var. Bu aralar meşhur trileçe var. Kaymeçine. Nedir o? Trileçe, kaymeçine. Nasıl? Sütlü ben tatlılar. Ben çok anladım. Trileçe, kaymeçine. Sütlü bak tatlılar. Sütlü tatlılar. Evet. Yani bizdeki mesela neye tekabül eder? İşte ne bileyim sakızlı muhallebidir vesaire. Evet. Gibi kazan dibi gibi. Sütlü tatlılar öyle. Ama yeseniz gerçekten de çok güzel. Ama şimdi ben kendimi zor getirdiğim için. İftarda iki kaşık şey yapaydık. Ama cuma günü gelirsen var. Cuma gidiyor musunuz Makedonya'ya? Ben cuma diyorum o diyor gidiyor musunuz Makedonya'ya? Makedonya'ya gidiyor musunuz? Gitmezmeyeceğim. Benim bütün kliplerimi orada çekiyorum. Üç ülkede çekiyoruz. Yunanistan, Bulgaristan. Orada manken Olur sıkıntım bizim. Yok. Hiçbir şekilde hiçbir şeyim yok. Yol buradakilerin kaprisi yok. Kızlar güzel değil. Oradakiler kaprisli mi? Tabii canım burada ya, bir manken oynatmaya kalksan klipte. Bak ben geçen hafta Hollywood Star'ı ağırladım. Hiç kaprisli değildi. Christopher Atkins'i ağırladım. Mavi bize, o, senden bir hafta önce bize geldi o. Değil haberi mi? Yok tabii. Brookshields'la beraber tabii ki. Bizdeydi o. Bir şey soracağım. Buradaki insanlar kaprisli mi? Bence kaprisli. Orada mesela... Neye göre kaprisli mesela? Ya orada 2013 güzelini oynatabiliyorsun. Kapris yok. Gayet geliyorlar, işini yapıyorlar. Buradakiler geldin makyajcım işte hazırlanman lazım. Makyaj yapmadan mı oynasın kız? Yok ama biraz kapris var hani biz. Kapris. Doğru söylüyor. Kapris var. Bizim burada ya kapris hepsi bir bahane. Sonuçta maddi boyuttan da burada biraz bir de ucuz orada. Her şey. Bunlar çok cimriler yalnız ha. Buradan bak. Senin nişanlının adı ne? Ayça. Böyle mi bak? Ayça. Ayça mı? Ayça. Senin var mı? Benim var. Ümran o da. Ümran, Ayça. Daha sözle yani öyle. Daha söz. Aranızda yani. Aramızda. Ayçacığım. Benim tamamen. Ve sevgili Ümran. Duygusal. Gerçekten sizler adına çok üzgünüm. Bu kadar cimri. Yani böylesine bilemiyorum. Evlenince ne olacak? Yani amin. Sürekli bir oturdular cimri para. Cimri korkutma kalmayayım bekar sonra. Para konuşuyorlar. Bir sıkıntınız, derdiniz olursa çok değerli kardeşlerim ben de buradayım. Bana gelin. Orhan'la Kemal'i sonuçta programımda aradım. Ayça, Ümran. Üzgünüm sizler adına. Geçmiş olsun. Ruhun el Fatiha. Helva kavuralım şimdi. Vallahi düğünde ne takacaksın kıza? Nişanda ne taktın? Oo ne takmadım bizim armutlar. Ben 13 tane bilezik taktım. Dükkanı taşıdık nişana. 13 tane bilezik taktım. 13 tane bilezik taktım. Düğünde de artık bir 13'te öbür konuda. Orkestra niye gülüyor?
Gülsün abi, gülmek serbest canım, o kadar da değil. Hayır, onlar da orada kaynatıyorlar hani. Sen onu taktın bunu. Evet, 13 tane bilezik, kol 13 saati. Bilezik. Ondan sonracıma Hint takımı taktım. Hint takımı? Evet, evet. Ondan sonracıma ne taktım başka? Annen ne taktı baba? 13 bileziğin içinde taktı işte onlar. Ara verdi galiba. Hepsini bir söylüyorsun. Ama daha düğünü var. Sen sözde ne yaptın kıza? Vallahi biz aramızda olduğu için bir yüzük taktım. Orhan 365 taşlı bir yüzük takmış. Bizim tabii, yeni modelimiz. Hayatım dedim. 365 gün mutlu olalım. Mutlu olalım diye. Ya burada reklamını bir yapma ya. Zaten cimrisin ya. Bir git ama ya. Bir saniye bak. Şarkını söyle. Şimdiki beylere de söylüyoruz. Hadi. Yani güzel modelimiz. Hayatım 365 gün mutlu olalım. Ucuz bir şey, öyle fazla pahalı böyle. 365 taşlı. Önemli olan kafayı almak. Gerisi ya zaten. Ben yemin ediyorum, aydanlı saatler olalı böyle program görmedi ya. Geldi burada kendi promosyonunu yapıyor şey ya. Böyle bir şey var mı? Ben mutlu olmak istemiyorum arkadaş. Bana al sen bir tane tek taş. 85 karat. Bak ben dünyanın en mutlu insanı olurum yani. Devam etsin konuşmayalım, müziğe başlayalım. Evet, hadi bakalım. Ya. İnsana ömrü uzar ya. Yanda. Aman ille bir roman olsun. Yanda. Kırmızı severler, etsiz yemek yemezler. Romanlar böyle diler, çalgısız yaşayamam söylerler. Kırmızıyı severler, etsiz yemek yemezler. Romanlar böyle diler, çalgısız yaşayamam söylerler. İlle de roman olsun, yüzler çamurdan olsun. O da Allah buludu, her kim olursa olsun. Ölürler kırmızıyı severler, birbirini överler. Romanlar böyle diler, çalgısız yaşayamaz ölürler. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun. O da Allah kuludur, her kim olursa olsun. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun. Allah oturdum göbek taşına. Abi sürmeler çekip taşına. Abi kim aydanı çekemiyorsa otursun göbek taşına. Malkara Keşan. Aşk kimliğiyle dikilendiniz. Kaynanamın altın dişleri yeter şişirdi beni hisleri. Kaynanamın altın dişleri yeter şişirdi beni hisleri. Rüyama da girer takma dişleri, korkutur beni gülüşleri. Rüyama da girer takma dişleri, korkutur beni gülüşleri. Da dedi canıma da tak tak tak. Bırak
çekeceğim kızını da. Bak bak bak, bastın canıma da. Tak tak tak, bırakacağım kızını da. Bak bak bak. Dedikodumu yapar kötüler beni. Dedikodumu yapar kötüler beni. Kalk dedi canıma da. Kalk kalk kalk. Bırakacağım kızını da. Bak bak bak. Kalk dedi canıma da. Kalk kalk kalk. Bırakacağım kızını da. Bak bak bak. Aşk ipliğiyle dikilen dikiş bir ömür boyu sökülmezmiş. Aşk ipliğiyle dikilen dikiş bir ömür boyu sökülmezmiş. Beni diktiler de ne oldu sanki, her tarafım yama yama yama. Beni diktiler de ne oldu sanki, her tarafım yama yama yama. Takıldım bak oltaya, düşüverdim oltaya. Söken diken boş kalmaz yama yama. Takıldım bak oltaya, düşüverdim oltaya. Söken diken boş kalmaz yama. Yama yama yama. Beni dinçilerde ne oldu sanki, her tarafım yama yama yama. Takıldım bak oltaya, düşüverdim oltaya. Söken diken boş kalmaz yama yama. Takıldım bak oltaya, düşüverdim oltaya. Söken diken boş kalmaz yama. Aman klane çiçek, Allah çekilmesin Allah. Abi duvarda örümcek. Abi sandım beni yiyecek. Allah Allah çek. Kim bizi çekemiyorsa abi Allah cezasını verir. Bundan sonra Orhan'la Kemal çalışacak. Evet. Sadece Ayça ile İbrahim yiyecek. Allah Allah. Sefan olsun. Çekemiyorsa Allah cezasını vere vere. Kim bizi kulumuzu yaparsa Allah cezasını vere vere. Kim seni bulsun derse, kim bu bela seni bulsun derse, girsin kara yele yele, girsin kara yele yele. Nazarlıklar sakarım, çok canları yakarım. Nazarlıklar takarım, çok canları yakarım. Ortalara çıkarım, ortalara çıkarım. Düşmanları da çatlatayım. Düşmanları çatlatayım. Hem gözlerden korusun ya Rabbim. Kim benim kuyumu kazarsa Allah belasını vere vere. Kim dedikodumuzu yaparsa Allah.
Allah cezasını vere, vere. Kim bu bela seni bulsun derse, kim bu bela seni bulsun derse, gir seni kara yere, yere. Ben şimdi sizi biliyorum. Hazır mıyız? Şöyle dediğim. Denceyi karıştır denceyi. Bir dakika. Bu şarkıda beni... Sen böyle kaldın. Program bitiyor galiba ya böyle bu şarkılarla. Programı ben bitireceğiz. Ben oturmaya geldim buraya belli oldu yani. Bir sen gelmezdim. Sesimi çıkarırım ben. Bana Trakyalıyım valla. Bana bak. Ben oturuyorum burada. Konağına. Bansın Trakya. Bana bak. Bizim oralarımız var. Çok güzel. Ben onları yapayım artık bak. yavaş. Bizden maaşet olmadığı var. Tamam canım. Kız bir sus. Bak. Beni de şöyle zannetti bak. Aa rica ederim. Kız bana bak. Oturmaya geldi diyor. Biz Trakyalıyız. Geç kız. Vallahi ben söyle Trakyalıyım öyle yani. Sen Trakyalısın ben de İstanbulluyum valla. Ne yapalım? Ne yapalım? Bir dakika la alma. Sen niye eşlik etmiyorsun? Trakyalısın madem. Ya ben bu şarkı galiba Türkiye değil bilmiyorum yani bunları. Demek ki Trakyalı değilsin. Hayır Trakyalı zaten sen bir şarkı değil. Trakya değil ki bunlar. Trakya değil. Trakya değil. Ne şarkısı? Bir daha başka yürü yani. Bir dakika. Bir dakika. Ben iyi bilirim. Efendim veda edeceğiz birazdan. Hadi. Ama ben şimdiden ediyorum. Ama kavga ediyorum. Edeceğiz önce. Dur. Şimdiden ediyorum. Ortak ton belirleyin. Lütfen hep birlikte vedayı edelim tamam. İstiyorum. Dilek'cim geldiğin için ayağına sağlık binlerce teşekkür kere. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sana. Çok güzeldi her şey. Harikaydı. Çok güzeldi yani buradan izlemek. Kız kaç tane okumak istiyorsun? Konser mi verecektin? Açık hava harbiye açık hava. Zaten konser izledim burada yani. Gayet bir konser izledim. Sen de okuyaydın bacım. Tuttuk mu? Bunlar bizim yöremize ait değil hiçbiri. Bizim yöremize şarkı. Bu yöremizin şey. Tamam hadi kamera kapat kamerayı. Yönetmenim. Canım seyirci gel. Tam Trakya'ya uygun kapatacağım programı biraz daha. Burada yayıncıyım geldi mi diyor. Efendim şaka bir yana. Bugün harikaydı. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. Çok eğlendik, çok güldük, çok böyle oynadık, zıpladık. Oynamaya da devam edeceğiz ama ben araya girip böyle vedamızı yapmak istedim. Haftaya tekrar pazar günü 16.45'te aynı saatte TVM ekranlarında aydınlı saatlerde görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Sürçülisan ettiysek affola. Hayırlı iftarlar diliyorum. Tüm Türkiye'ye selam olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizi çok seviyoruz diyorum. Ve şarkıyla lütfen tamam, bitirelim. Dilek şemaya girsin biz devam ederiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ray 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 ray.